Türk bilim insanları hematolojik kanserlerin tedavisinde önemli başarılara imza atıyor. Ön sonuçlar umut vaat ediyor. Zamana ihtiyacı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Hematolojik Onkoloji Kongresi'nde kanser hastalığı masaya yatırıldı. Kongrede lenf bezi, kan ve kemik iliği kanseri gibi hematolojik kanserlerdeki son gelişmeler ele alındı. Günlük hayatlarını sürdüren, bir zamanlar hastaydı diye söylenebilecek durumda hastalar. Örneğin benim 93'te kemik iliği nakli olmuş hastam şu anda aktif olarak çalışmakta, torun sahibi bile oldu. Hematolojik Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Seçkin Çağırgan iyi haberler verdi. İşte 3 yıl civarında olan yaşam süresi 10 yılın üstüne doğru uzamaya başladı. Bazı hastalarımız için çok daha uzun süreli. Bu yeni ilaçlar hem yaşam süresini uzatıyor hem yaşam kalitesini de artırıyor. Hastalarımızın önemli bir kısmı normal günlük aktivitelerini geçebiliyor. Kök hücre nakli konusunda da sevindirici gelişmeler var. Ülkemizde son 15 yılda kök hücre nakli sayısı Avrupa'ya göre 10 kattan fazla arttı. Doçent Doktor Ali İrfan Emre Tekgündüz, Ulusal Kemik İliği Bankası Türk Kök'ün bu yıl Dünya Kemik İliği Bankası üyesi olduğunu söyledi. Artık biz Avrupa ortalamasını geçmiş durumdayız nakil sayısı açısından. Ve 2015 yılı itibarıyla yaklaşık olarak gerçekleşen nakil sayımız, kök hücre nakli sayımız 3600. Koymazsak